Daha sonra tavana atacağım, bakalım tavana yapışırsa artık kıvama gelmiştir. Arkadaşlar ben bu işin avantajını çok gördüm. Evde mantıyı, böreği, çüreği ben yaparım. Ne güzel, ne güzel. Ne kadar şanslısınız, böyle güzel bir ilimizden geliyorsunuz. Deniz var, tarih var, manzara var. Her şey İstanbul'da. Evet. Arkadaşlar Turizm Bakanlığı'nda çalışıyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde bu sanatımızı layığıyla elimizden geldiği kadar tanıtmaya çalıştık. Gerçekten bu sanat dünyada çok özel bir yeri var. Her tarafta yapıyorlar ama bizim kadar böyle el emeği, göz nuru çok nadir bir ülke. Burada iki çeşit toprağımız var. Kırmızı ve beyaz. Beyaz toprağımızı Beyaz Dağ'dan getiriyoruz. Kızılırmak avlusu tam ikiye bölüyor. Bu tarafında Kızılırmak, bu tarafında Peribacalar, gezdiğiniz Peribacalar bölgesinde. Oraya 10 kilometre, 12 kilometre ileride Beyaz Dağ'ın derinliklerinde beyaz toprakları toplayıp getiriyoruz atölyelere. İçerisindeki taşını, kumunu, çöpünü temizledikten sonra İznik kalitesini yakalamak için, İznik kalitesi biliyorsunuz dünyaca çok meşhur, ünlü bir kalite. Aynen şu an İstanbul Topkapı Sarayı'ndaki duvarlarındaki fayanslar, karolar İznik kalitesiyle yapıldığı için bugünkü gibi taze, pırıl pırıl duran bir özelliği var. Beyaz çamurun içerisine İznik kalitesini yakalamak için kavlin ve kuvas toprak çeşitleri karıştırıyoruz. Karışımı elde ettikten sonra böyle orijinal tezgahlarda istediğimiz formu yapıyoruz. Tabii bu orijinal tezgah dediğimde 450 yıllık bir tarihi var. Çok orijinal gerçekten. Bunların imalathanelerde farklı farklı tarzda olanlar var. Altta motorlu olanlar var, elektrikli olanlar var ama bize bu daha kolay geliyor. Çünkü usta çevirme suretiyle kendi hakimiyetini daha kolay kuruyor. Aynı zamanda da çevirerek de bu bizim body shaper'ımız. Yani zayıflama aletimiz. Aynı zamanda da usta çevirerek de ayaktaki, dizdeki romatizme benzer hastalıklardan kendini korumuş oluyor. Yaptığımız ürünler öncelikle bisküvi dediğimiz hiçbir çizim boya olmadan elektrikli veya odunlu fırınlara götürüyoruz. 900 derecede 16 saat pişiriyoruz. Pişimini gerçekleştirdikten sonra evlere gönderiyoruz. Biz bu işi ailecek yapıyoruz. Özellikle evlerde bayanlar özel fırçalarla hiçbir şablon kullanmadan özel fırçalarla öncelikle desen yapıyoruz. Desenleri çizdikten sonra doğal oksit mineral boyalarla 1200 dereceye dayanıklı boyalarla yine bayanlar, yine özel fırçalarla bu şekilde renklendiriyoruz. Buradaki renkleri görüyorsunuz. Her çeşit rengimiz var. Daha sonra camur tozunu içerisine sirke karıştıraraktan, %20 sirke karıştıraraktan sır elde ediyoruz. Sır dediğimiz camur tozu ana maddesi. Sıvı şekilde yayıyoruz. Bu bölümde beyaz gördüğünüz bölüm sır dediğimiz sırka karşımı çok güzel bir cam kaplama. Yayıp ikinci fırına gidiyoruz. İkinci fırında 1200 derecede 26 saat yavaş yavaş pişirerek de fırınlıyoruz. 1200 dereceyi gören sır dayanamıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi cam kaplama olarak deseni yüzeyine geçiyor. Hem desenimizi koruyoruz, hem bu parlaklığı elde ediyoruz. Aynı zamanda soğuk sıcak serviste kullanım haline geliyor. Buradaki yaptığımız her bir desenin kendine özgü hikayesi var. Öyle ki bu bölge gerçekten birçok kavimlere ev sahipliği yapmış. Dolayısıyla her yaptığımız formun, örneğin şöyle bir formumuz var. Halkalı Hitit dediğimiz bir form. Gerçekten orijinal Ankara Medeniyetler Müzesi'nde. Dört parçadan elde ediyoruz. Önce orta halkayı yapıyoruz. Çamuru silindir şeklinde çıkartıyoruz. Yavaş yavaş ters çeviriyoruz. Yer çekimine meydan okuyaraktan belli bir eğitimden, belli bir meziyetten geçmiş ustalar yapıyor. Bu halkalı hitli yapan 8-9 usta var. Bunlardan bir tanesi de benim. Geçmişte bu dönem burada 92'de
Turgut Özal Cumhurbaşkanı iken Aulus'a geldiğinde en mutlu olarak beni seçtiler. Çünkü bu halk aleti yapanlardan bir tanesi de benim. Ben bunu kısa orta halkasını size gösteri olarak yapacağım birazdan ama biraz tarihinden bahsetmek istiyorum. Bu forumun tarihi 4500 yıllara dayanıyor milattan önce. O dönem bu bölgede 4 büyük din yeryüzüne inmeden önce insanlar farklı materyallere tapıyorlardı. Çünkü din yoktu, farklı materyallere tapıyorlardı. O dönem özellikle Hititler en büyük tanrı olarak güneşi seçtiler. Çünkü neden? Güneşteki o enerji, o pırıltıyı, o gücü hissederekten, görerekten en büyük tanrı olarak güneşi seçtiler. Gülün içeceğin içine koydular. Din olmadığı için şarap, benzeri içecekler içine koydular. Yüksek bir tepeye çıktılar. Ne zaman? Sabah ya da akşam güneş tam ortasından geçerse, güneşe taptıkları için, ona inandıkları için, güneş tarafından içindeki içeceğin kutsandığına, güneşin enerjisi, gücü, kuvveti içeceğin yansıdığını inandılar. Özellikle savaşa giden komutanlara ya da zor şartlarda çalışan insanlara güç, kuvvet versin diye, işini kolaylaştırsın diye içindeki içeceği büyük özel günlerinde, uğurlamalarda şu şekilde koldan tutaraktan servis yaptılar. Daha büyükleri de omuza takaraktan servis yaptılar ki şu an aynı kültürü bozacılar, şerbetçiler hala gerçekleştiriyor. Sizler İstanbul'da görmüşsünüzdür. Üzerindeki desenler tamamen Hititlere özgü desenler. Çünkü Hititler o dönem hayvanların etinden, sütünden, gücünden yaralandıkları için onlara bir vefa borcular, tamamen hayvan figürleriyle bezemişler. Gördüğünüz gibi burada küçük küçük hayvanlar var. Geyiktir, ceylandır, attır. Çünkü atın biliyorsunuz bu bölgede önceki ismi Güzel Atlar Diyarı'ydı. Burada küçük küçük desenler var. Onlar da kendi aralarındaki yazım alfabesinde kaynaklanan küçük güzel desenler. Yaklaşık 2 litre, 2,5 litre sıvı alır. Orjinal Ankara Medeniyetler Müzesi'nde böyle bir formumuz. Ben şimdi bunun sembolik olarak orta halkasının nasıl yapıldığını eğer vaktimiz varsa size göstereceğim. Daha sonra kırmızı çamurdan nasıl getirdiğimizi, nasıl yaptığımızı ne şartlarda bu hale getirdiğimizi anlatacağım. Sanatı babadan, amcadan, dededen öğreniyoruz. Alaylıyız bir yerde yani. Şimdiki gençler artık üniversitede yavaş yavaş devreye girdi. Ama her ne kadar da olsa biz alaylılar bu işi biraz daha bir adım önde götürüyoruz. Sinirleşmişken ters çevirmek. Çünkü çömlek kurallarına çok aykırı bir hareket yapacağım şimdi. O yüzden bu sanatı herkes kolay kolay yapamıyor. Thank you.
şekilde yavaş yavaş. Burayı buradan delik, buradan delik açıyoruz. Bu bölgeye bu üst tarafı fazla bir çekerekten, bu biraz kuruduktan sonra, bir hafta 8 gün kuruduktan sonra, dokunacak hale geldikten sonra buradaki üste vazoyu yapıştırıyoruz. Yine ayağı da bu şekilde noktayı yapıştırıyoruz. Kulpu da yapıştırıp bu hale aldırıyoruz. İçi boş bulduk gördüğünüz gibi. Bölgede yine farklı farklı desenlerimiz var. Her desenin kendine özgü. Örneğin böyle yeşil renkte bir tane tabağımız var. Kovas taşından elde ettiğimiz çok zor, çok nadiren bulunan, dünyada nadiren bulunan biri. Adı da aslında Türk reli diye geçiyor, bizde de turkuaz diye geçiyor. Ayrıca üzerinde kabartma çalışmaları var ki çok zor bir çalışma. Beyaz çamuru sıvı hale getiririz bir kutunun içerisinde. Fırçayla nokta nokta dokunaraktan elde ettiğimiz çok zor bir çalışma. Yine aynı sıvılarız, fırınlarız, en son haline aldırdığımız bir çalışma. Karşıda büyük tabak gördüğünüz gibi hayat ağacı dediğimiz İzlik deseniyle harmoni olmuş. Güzel bir çalışmamız. Yan tarafında lale ve karanfil var. Lalenin biliyorsunuz anlamı hoşgörüdür, sevgidir. Karanfil aşktır. Hele bir de kırmızı renk ise kesinlikle kara sevda aşkı yaşayan güzel insanların. Yine hemen beyefendinin üzerinde güzel bir tane at resmimiz var. Bu bölgenin önceki ismi, Avanus'tan önceki ismi Güzel Atlar Diyarı'ydı. Bu bölgenin yılkı atları dediğimiz at cinsi çok meşhurdur. Yılkı atlarının özelliği bilirsiniz. Kendi başına, kendi çaresine bakan çok güzel bir özelliği var. Bırakırlar kış, yaz fark etmez. O güzel hayvanlar peribacalar arasında kendi çaresine bakarlar. Kendi başlarının çaresine bakaraktan ayakta kalan tek at cinsi bunlar. Yine yukarıda halışa buradan bu tür ürünleri yapıyoruz. Seramik ve çini ürünleri yapıyoruz. Kırmızı çamurdan da genellikle günlük mutfakta kullandığımız güveçtir, testidir, benzeri ürünleri yapıyoruz. Bir de böyle halkalı itik dediğimiz çok özel bir formumuzu yapıyoruz. Kırmızı çamurumuz o kadar çok özel bir çamur. Kızılırmak yatağından toplarız. Kızılırmak bilindiği gibi Sivas'ın Divri ilçesinden çıkar. O bölgede demir oksit madeni çok yoğun. Kırmızı çamurumuzun kırmızı renkte olması ve Avanus çömleğinin sağlam olması içerisindeki demir oksit madeninden kaynaklanır. Öyle ki 1200 derecede sintelleştiğinde üstüne çık dep kesinlikle kırılmaz. Yemek yerden kesinlikle koku yapmaz. Kesinlikle çatlama patlama olmaz. Kızılırmak Sivas'ın Divri ilçesinden çıkıp Avanus'a gelinceye kadar aşağı yukarı 200 kilometrelik bir mesafe var. Bu süre içerisinde bilinmeyen o kadar toprak çeşidi var ki Kızılırmak sürükleyerekten bu toprak çeşitlerini Avanus'a kadar getirir. Kızılırmak yıllar önce Avanus'ta yatak değiştirir geniş bir alanda. Eğer balana binen varsa görmüştür. Tepeden baktığınızda Avanus çanak şeklinde böyle her tarafı dağlarla kaplıdır. Şu an Avanus'un bulunduğumuz yer Kızılırmak hemen buradan 500 metre sağ tarafımızdan geçer. O bölgeden biz külleler halinde çamurları alırız, atölyelere getiririz. Atölyede herhangi bir soru olursa lütfen çekinmeden sorun. Sizleri görmek gerçekten çok güzel. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Yoksa sanatımızı anlatacak kimseyi bulamıyorum. Bir ayda
yaptığı ürünü üzerine bir de imzasını atıyor veya ismini yazıyor veya bir kız arkadaşına veya sevgili bir insana hediye edecekse onun ismini yazarak da alıp götürüyor, keyfine kullanıyor. Şimdi bizim İstanbul'da Sultanahmet'te bildiğim kadarıyla birkaç yer var. Cafer Ağa Medresesi diye bir yer duydunuz mu? Yerebatan sandıcının hemen karşısında. Hmm. Orada da bu tür sanat etkinlikleri yapılıyor. Şimdi bu bölgede evliliğe boşanma oranı çok düşük. Nedeninde bu çamura bağlıyız. Çünkü bu çamura dokundukça sakinleştirici, böyle rahatlatıcı bir özelliği var. Akşam eve gittim miydi, kuzu gibi gideriz, görürüz, kuzu gibi yatarız. Tabii bu her zaman böyle olmuyor. Gerçekten ustanın yaşamış olduğu güzel bir hikayesi de var. Ustam eşini çok sevdiği için yani bir şey söyleyemiyor. Bir de çamura dokunduğu için böyle kuzu gibi olmuş artık. Bir gün ustamın çok zoruna gitmiş eşi. Bir gün ustam uyuyor. Saat 2-3 gecenin bir körü. Aklına nereden estiyse kadına, eşine lepiyi koyunca aşağı indiriyor. Eşi kalkıyor, şaşırıyor. Herif, sen bana şimdiye kadar bir fiske vurmadın. Ne oldu? Kafama bir şey mi düştü? Ne oldu da beni deptin aşağı indirdin? Vallahi hanım özür dilerim diyor. Ben sana deptim mi diyor. Hiç farkında değilim diyor. Ya deptin ya işte diyor gözümün önünde diyor falan derken. Hanım diyor kusura bakma diyor. Ben rüyamda diyor küp yapıyordum. Tezgah böyle diyor çevirirken diyor. Birdenbire içimden diyor hızlı çevirmek geldi diyor. Aslında diyor tezgah çevirmemişsin. Sana depmişsin. Çok özür dilerim. Arkadaşlar, bu bölgede tek geçim kaynağımız çömlekçilik ve halıcılık. Dolayısıyla bu iki sanatı bilmek zorundayız. Öyle ki evlerine çağıran gençleri bu teste geçmek zorunda. Kızın ailesi, annesi, babası karşına geçer. Der ki oğlum sen çok kabiliyetlisin, çok güzel olunca iş yokuşa sürecek ya. Der ki oğlum sen büyük ustaysan bu kapağı hiçbir ölçü altı kullanmayacaksın. Sadece gözünle, hissiyatınla kapağı tam oturtursan sen artık büyük ustasın. Parayı kazanırsın. Kızıma rahat bir hayat sunarsın diyerek de o kızı eş olarak o genci verirlerdi. Tabii bu testten geçen erkeğin annesi bir hışımla bacısını, akrabalarını, komşularını toplar, direkt kızın evine gider. Sen benim oğlumu teste tabi tutun bakalım, senin kızda var mı marifet, kabiliyet, beceri? Diyerekten kızın evine gider, der ki hiçbir şey sormadan kızım şu dokuduğun halıları getir de bir bakayım der. Bir kızda da ne kadar sık, kıymetli, düzgün halı dokuduysa o kız için de gerçekten çok kabiliyetli, becerikli hamarat derler. Kaynana kızın dokunduğu hallara bakar, gerçekten hata bulamazsa der ki toplar ekibi tekrar eve gelir, aile büyüklerine der ki bu kız gerçekten bu kadar güzel hatasız halı dokumuş, bu kadar da ilme katmış, bu kız çok marifetli, bu kadar ilme katmış, çok da sabırlı, bu kız bu sabırla evi çeker çevirir. Bu marifetle evi çeker çevirir, bu sabırla da geri gelip oğlunun nazını çeker diyerekten o kızı da eş olarak, gelin olarak göğe alırlardı. Şimdi bir tane şekerlik yaptık bakalım.
Kapatacak mıyız? Gerçi kızı aldık da. Ha, onun en güzel kızını alamadık, o başka. Çünkü küp yapman lazım onun için. Teşekkür ederim arkadaşlar. Onun en güzel kızını kaptık. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Elinize sağlık. Yukarıda mağazamız var. Şimdi oraya çıkalım. Gönül rahatlığı. Fırınlanmamış olanlar var. Seramik atölyesinden ne çıkıyoruz arkadaşlar? Ay ne kadar güzel. Çok güzel mandalalar var. Ay şu çok güzel. Şu taraf. Şu renkler ne kadar güzel. Değil mi? Ay bak şu da çok zor yapılmıştır ya. Düşünsene. Değil mi? Harika. Ha, onlar evet beyaz şey dedi ya. Nokta nokta başka bir malzemeden. Bir penceremiz yok. Ama sizin evinizde güneş ışığını alacak ve bir pencereniz olacağı için ürünleri iki kat daha üstüne alacak. Ne dedik? Güneş ışığının içine çekiyor. 5-6 saat önce ne yapıyor? Yansıtıyor. Çok güzel. Evet. Bu kadar grubun akşam vakti diyerek yapalım diyor. Bu arada gösterinin sonuna geldik. Çektiniz mi? Çektiniz mi siz? Tamam, 5 liradan satarız. Evet, siz o ara telefonlarınızı hazırlayın. Evet. İşin şakası. Ben de kısa bir deneme yapacağım. Bunun orijinaline bakacağız. Siz de orada çekimlerinizi bitirsin. Sizlere serbest. Yabancılara yasak. Böyle bir durum var. Kapatıyorum. İnanmıyorum ya. Nasıl bir güzellik. Nasıl oluyor ya? Evet, bu da ürünün orijinalini gösteriyor. Böyle bir ürün alırsanız karı koca artısı çalışmalar yaparsınız. Harika. Evet, duvar tabağı çok. Çizim yapamadım çünkü çarpılırız diye. Doğal. Burada ürünleri böyle gördünüz ama bunu evinizde 3-4 kat daha fazla düşünün. Çünkü dışarıda güneş de yok bugün. Hava kötü. Eğer güneş olsaydı size bir deneme daha yapardım. Seramik cennetime düşmüş gibiyiz. Çok harika. Seramikler. Ne kadar güzeller. Ve çerçeveli olanlar da çok harika görünüyor.